Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâike ecmeîn ve bâis-il enbiyâi vel mursalîn. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi tâhirin. Ve lanetullah ala âdâihim. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala ashabul Hüseyin. Allah-u Teala'nın insanlara bahşettiği ilahi sermaye, onların içerisinde ilahi sermayenin en önemlisi insan aklıdır. Allah-u Teala insan aklını bir nur olarak, bir batını peygamber olarak, batını hüccet olarak insanlara vermiştir. Batını hüccet ve zahiri hüccet, ki bu zahiri hüccetler de aynı zamanda batini hüccetleri iktiva ederler Kur'an ve Nebiler, Ehl-i Beyt aleyhisselam. Bu ikisi bir arada şey olduktan sonra, toplandıktan sonra, bir araya geldikten sonra, insana sunulduktan sonra Allah'ın hücceti tamamlanır. Eğer bu ikisinden birisi olmazsa o zaman Allah-u Teala insanlardan hesap sorması, hesaba çekmesi olmaz. Haddi nisab dediğimiz şey, haddi nisabın olması gerekir. Yani hem yarattığı mahluk insanoğlunda aklın olması, batını bir peygamber olarak bütün ilahi vahyi anlayacak elçilerin, nebilerin, Allah Resulü'nün ve Ehl-i Beyt'in sözlerini anlayacak, onların yaşadıkları şeyleri, sünneti, sireyi anlayacak, idrak edecek ilahi bir hüccet. Bu ikisi olduktan sonra artık insan yüz çevirirse o zaman kıyamette Allah'a karşı sunacağı bir delil yoktur. Ki Kur'an'da buna işaret ettirmiştir. Biz peygamberleri, elçileri gönderdik insanlara ilahi yolu. Elbette burada Kur'an olduğu zaman ve Kur'an'ı anlatan elçiler mesabesinde olan alimler, müçtehitler olduğu zaman, aynı yol devam ettiği zaman aynı şeydir. Allah-u Teala buyuruyor, nebileri, peygamberleri, her bireri Adem'den Hatem'e kadar ve ondan sonra 14 masum, 12 imam, bunları gönderdik. İnsanlar kıyamette Allah'a bir özürleri sunacak, bir özürleri artık olmasın diye. Akıl, diğer taraftan Allah-u Teala'nın sunmuş olduğu ilahi vahiy, elçiler, tebliğler, bütün hakikat insanlara gelmiş, ulaşmış, bunları anlatan alimler, müçtehitler, kitaplar ve elimizde ilahi mucize olan Kur'an ve her dile çevrilmiş olan Allah'ın kitabı, isteyenin rahatlıkla ulaşabileceği hakikatler ve insanın aklı aynı şekilde. Bunlar olduktan sonra artık insanın, akıllı insanın bütün bahaneleri, özrü kapanmıştır. Bundan sonra yüz çevirenin artık bir özrü Allah katında olamaz, mümkün değil. Yine aynı şekilde bu hakikatlar içerisinde en önemli, en parlak, en ilahi bir tecelli olarak, ilahi bir destin olarak Kerbela hakikatini de görmekteyiz. En mükemmel, en dikkat çekici, güneş gibi hakkı, hakikati arayan için orada var olan hakikat ve bütün insanlıkta, Müslümanların dışında başka bir kavimlerde, başka bir topluluklarda, yeryüzünde devam ettirilen yollarda, itikatlarda, dinlerde hiçbirisinde böyle bir hakikat yoktur.
Kur'an mucize olarak olduğu gibi Kur'an'ın mucizesini tecelli ettiren o canlı Kur'an Kerbela destanı da aynı şekilde bir güneş gibi ortada. Bütün tarih bunları zapt etmiş, bu hakikatları bütün sinelerden gelen, sinelerden sinelere gelen tarihçiler, muhaddisler, müverrihler, tarihçiler her şeyi kayıt altına almış. Bütün o Kerbela destanındaki en ince ayrıntılara kadar nasıl Kur'an nesillerden nesillere yüz binlerce insan ezberleyerek daha sonra kitap haline getirdi. Kerbela vakası da aynı şekilde. Ve imamların 14 masumdan gelen ilimler aynı şekilde. O fıkıh, o ilimler her alanda. Taharetten diyete kadar, tefsir, itikad, kelam her alanda. Hepsi sinelerden sinelere nakillerle, ravilerle gelmiş bir hakikat. Allah'ın vermiş olduğu akıl, Allah'ın mucizesi Kur'an, ilahi mucizeyi en güzel şekilde tecelli ettiren, güneş gibi ortaya koyan İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Kerbela ve bunların belgeleriyle gelmesi, bir hakikat olarak tarihte gelmesi ve bu ilmi kaynaklar bunun bu hakikatlardan yüz çeviren, bu hakikatlarla kendisini tatbik etmeyen, bu hakikatlara yönelip amelini onlara göre tatbik etmeyen insan mümkün değil ki saadete, kurtuluşa ulaşabilsin. Diğer bir mesele, insan aklı için en önemli Kur'an'ın buyurduğu size ve fil arzı ayatun, Allah'ın yeryüzünde insanlar için yakın edecek insanlar için ayetler olduğunu, yeryüzünde, göklerde, semada ve insanın kendi nefsinde, kendi canında, kendi yaratılışında ibretler vardır, mucizeler vardır. Bir insanın bugün milyarlarca yıl sonra gelen teknoloji, ilmi cihazlarla insan anatomisini, insan fizyolojisini inceleyen insanlar Allah'ın yarattığı o mucize olan insan vücudunda hayretler içerisindedirler. O mucize organ, beyin olarak adlandırdıkları bilim adamlarının, doktorların o beynin ne kadar bir azamette olduğu, bir telefondaki hafızanın karşılaştırılmayacak kadar nasıl bir mükemmel bir hafıza, aynı zamanda bir yaşayan ruhla bütünleşen mükemmel bir varlık. O beyin ki bütün azaların hepsinin kontrol edicisi, hepsinin dengeleyicisi, o beyinle kalbin bütünleşmesi, ruhun bütünleşmesi, insanın düşünmesi, insanın hafızasını alması, kaydetmesi, bütün sahneleri hepsinin kayda geçirmesi, bu insan için, akıl eden insanlar için büyük bir Allah'ın en büyük mucizesi, azametinin tecelli ettiği şeylerdir. Onun için peygamberler zuhur ettiği zaman, peygamberler geldikleri zaman ilim ehli, hikmet ehli insanlar peygamberlere mucize onlardan istemezlerdi. Mucizenin ilim olduğunu, mucizenin aslında her gün cereyan eden bir hakikat olduğunu, bir gecenin perdesinin kaldırılıp gündüzün gelmesinin mucize olduğunu, güneşin o azametiyle bütün kainata hayat vermesi, suyun canlıların hayat kaynağı olması, bir ağacın büyümesi, meyve vermesi, bir nutfeden çocuğun dünyaya ve nutfeden bebeğin dünyaya gelmesi, gelişmesi, bunların hepsi gece gündüz
Güneş, ay, kainatta var olan her şey sonsuz kudretin tecellisi, azametinin ortaya koyan mucizelerdir. Artık bir mucize istemeye gerek yoktur. Onun için bunlar bu şekliyle gelen elçilerin eminliğini, sadakatini, sözlerini anladıktan sonra getirdikleri vahyi duyduktan sonra artık onlardan diğer evam insanlar gibi mucize istemezler, mucize peşinde olmazlar. Buna rağmen o yüce peygamberler bütün insanlara yine o mucizeleri de getirirlerdi. Mucizeleri de getirirlerdi ve onların en büyük mucizeleri Allah'la getirmiş oldukları vahiy kaynağı. Vahiy. Akıl bütün bunların inkişafında, keşfiyatında, bugünkü ilmin, teknolojinin bu merhaleye gelmesinde Allah'ın vermiş olduğu o aklın inkişafı, onun semeresi, meyvesidir. Allah-u Teala bütün varlıkları yarattı, o varlıklara bu özelliği verdi, o özellikteki varlıkları akıl sahibi olan insanın hizmetinde akla onları idrak etme, o parçaları bir araya getirip onları kaynak yapar gibi alemde teknolojik bir takım güce ulaştılar. Bir takım seviyeye geldiler, ilmi seviyeye geldiler. Ama insanoğlu ne yazık ki bir kısım insan bu hakikatları söylediğimiz hakikatlara, gayb hakikatlarını, Allah'ın o ayetlerini görmez oldu. Gaflet eder oldu, gaflet etti. Günahlarla, yapmış olduğu fesatlarla artık kalbini, batını hakikat olan aklını, o ilahi sermayeyi, o yönünü yok etti. Artık o akıl onun için ebedi maneviyata, Allah'a giden irtibatını kesti. Allah'a giden yolda o ilahi kapıya, ilahi maneviyata açılan o ilahi ilim noktasına gaflet ederek dalalet noktasına düştü. Ziyan eder noktaya geldi. Rabbinden uzaklaştıkça ne kadar uzaklaştıksa o kadar ruhsal, manevi boşluğun içerisine girdi ve sıkıntılar, afetler, günahlar çoğalmaya başladı. Evet, bunun örneği aynı şekilde Allah Resulü'nden sonra cereyan eden olaylarda görmekteyiz. Allah Resulü ümmetine kendisinden sonra sapmaması için akıl sahiplerine ilahi sermayeyi, Kur'an'ı vermesiyle birlikte pusuda olan şeytanların hedefinde olan insanları korumak için ilahi hüccetler, en mükemmel, en eşref mahlukları, kendi neslinden olan ehli beyti onların önüne, onlara bıraktı Kur'an'la birlikte. Ama ne yazık ki o aklı heva hevesine, dünyevi hırslara, maddiyatın içerisine, riyasetin içerisine gömen insanlar o Kerbela'da, o cinayete, o şeytanı yola, o batıl yola girerek kendilerini bir zulmetin, karanlığın içerisine göndermiş oldular ve ilahi hüccetler tamamlanmış olmasına rağmen, ilahi hüccetler İmam Hüseyin Aleyhisselam olmasına rağmen böyle bir tarihte görülmemiş azgın bir topluluk ortaya çıktı. Böyle cinayetler yaptı. O bir taraftan da Kerbela destanını yazan Allah'ın hücceti, Allah'ın en yüce emaneti ve onlara tabi olan mümin en değerli ashabı da bu hakikati bizim önümüze bir model olarak, bir ilahi senaryo olarak sunmuş oldular. Artık zalimlerin, zulme giden ve o yolda, o zulüm yolunda bugün devam edenlerin, zulmedenlerin, haksızlık edenlerin, haram yiyenlerin artık Allah'a karşı
o gün getirecekleri bir özür, bir bahane ortadan kaldırılmış oldu. Allah-u Teala bizi İmam Hüseyin Aleyhisselam Kur'an vahiy hakikatiyle aklı kamil, aklı vahyin ve ehli beytin yoluna onların hizmetine sunan gerçek inanmış müminlerden karar kılsın inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.